Birinci Dünya Savaşı'nın en etkili 3 isminden biriydi. Padişahlık ile yönetilen bir ülkede tırnaklarıyla kazıya kazıya yükseldi ve ülkenin otoritesini kısa süreli de olsa tek başına ele aldı. Çanakkale Zaferi'nde de onun imzası vardı, Sarıkamış hezimetinde de. Tüm aile Osman onun sesiyle titrerken o bir tanecik Naciye Sultan'ın saçının telini hasretle öpüyor, yokluğunun her anında yüreğinde derin bir acı hissediyordu. Enver Paşa ve Naciye Sultan'ın ancak ölümün ayırabildiği büyük aşkı dönemin tüm trajedilerinin arasında çoktan yerini almıştı. Enver Bey 32, Naciye Sultan 16 yaşındaydı. Biri Berlin'de, diğeri İstanbul'daydı. Ne bir kez görüşmüş ne de konuşmuşlardı. Enver Paşa'nın bu evlilikteki niyeti elbette siyasi olarak başladı fakat bu evlilik ne siyasetin soğuğuna yenildi ne de ülkenin darmadağın oluşuna. Nişanlandıklarında birbirlerini ancak mektupla tebrik edebilmişlerdi ve mektuplarla birbirlerini sevdiler. İkili birbirlerinin yüzünü görmeden tanımış, nişanlanmış ve evlenmişti. Enver Paşa'nın annesiyle istettiğinde Naciye Sultan henüz 14 yaşındaydı ve paşa kısmetlisinin bir fotoğrafını dahi görmüş değildi. Bir mektubunda ise Naciye Sultan'a sitem ediyordu. İki gözüm, sultanım, efendim, hiç olmazsa benim resmimi gördünüz. Ya bendenizde o da yok. Karanlıkta gözlerimi kapar, sizin hayalinizi gözümün önüne getirmek isterim. Yatarken Allah'ımdan hiç olmazsa rüyada olsun sizi bir kerecik göstermesini dilerim. Fakat şimdiye kadar hiç muvaffak olamadım. Haşa sümmaşa, nasıl ki Cenab-ı Hakk'ı bir şekil vermeden seviyorsam, siz de şimdi ruhu latif olarak şeklinizi düşünmeden seviyorum. Artık sizin hayalinizle meşgul olarak yatağıma yatacağım. Bundan evvel bütün kalbimle saadetinizi temenni ederek sizi kucaklar, gözlerinden öperim. Enver'iniz. Enver Paşa bu sıralarda Bulgarların Edirne'ye kadar gelmesi ve kenti işgal etmesiyle boğuşmaktaydı. Nihayet Edirne'yi düşman işgalinden kurtarmasıyla ona en büyük hediye eşinden gelmişti. Naciye Hanım'dan küçük bir fotoğraf. Eşinin fotoğrafını dahi ancak 2 yıl sonra görebilmişti Enver Paşa. Fotoğrafın geldiği gün derhal bir mektup yazdı biricik eşine. Sizi gördüğüm zaman ne hisse kapıldığımı tahmin dahi edemiyorum. Resminizi ne yaptığımı biliyor musunuz? Büyük yazı masamın ön gözüne koydum. Günde bilmem kaç defa açarak kalbim çarparak seyrediyor, sonra öpüp kilitliyorum. Fakat en meşgul zamanlarımda bile fasılaların 10 dakikadan fazla olmadığını söylersem gülmezsiniz değil mi ruhum? Enver Bey bu yıllarda zor bir iktidar mücadelesinde bulunuyordu. Ülkesi sürekli devam eden savaşlarda ezilmekte, ekonomi yok olmanın eşiğinde ve dünya ise büyük bir savaşa sadece aylar saymaktaydı. Enver Paşa ise bu mutsuz, zorluklarla dolu günlerde tek tesellisini Naciye Sultan'ın hediyelerinde ve ona gönderdiği iltifat dolu mektuplarında buluyordu. Elmasım, efendim, sultanım, iki gözüm. Gönderdiğiniz güzel ve cidden kıymetli evrak çantasında mendiller ve havlulara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doğrusu böylece bu dağ hayatında adeta sizinle sarayda yaşıyormuşum gibi oldum. Her sabah yüzümü, gözümü o güzel kokulu peşkillere sürdükçe hem memnun hem mahzun oluyorum. Sizi hatırlayarak ve bendenizi böyle tahattür buyurduğunuz için memnun fakat bu ayrılık hayatının nelere kadar süreceğini düşünerek ben de mahzun oluyorum. Mamafi kadere karşı gelmeye muktedir olmadığımızı tefekkürle müteselli oluyorum. Burada halimiz iyidir. Şimdilik güzel gözlerinizden samimiyetle öpüp arz-ı ihtiramat eylerim Elmas. Nihayet birbirlerini deliler gibi seven bu iki çocuk kalpli insan evlilik hayatlarına başlayabilmişlerdi ki ayrılık vakti tekrar geldi çattı. Cihan Erbi kaçınılmaz bir şekilde başladı ve Osmanlı tek cephe haricinde bölgede kan kaybetmekte, Türk askeri 3 kıtada can siperhane savaşmaktaydı. Enver Paşa ise savaşın her alanında var olmak, askerini diri tutmak istiyordu fakat bu ölümcül stres ayakta değil durmasını zorlaştırıyordu. İnsanın dünyada yaşayabileceği cehennemi Enver Paşa genç yaşında görmekteyken cennetten bir haber geldi. Biricik Naciye'si hamileydi. Güzel meleğim, hani telefonla keşke konuşabilsek diyordum ya, derhal telgraf memurunu sarayı bulmasını söyledim. Buldu. Şimdi titreyerek, heyecanla adeta sesinizi, o güzel ahenkler sesinizi işitecekmiş gibi titriyorum. Titrek sesle memura söyledim, çevirdi. Artık sizinle görüşebiliyordum. Bunun daha evvel nasıl düşünemedim? En nihayet sizinle memnun olacağınızı bilemeden. Bebekten haber var mı diye sordum fakat yokmuş. İnşallah muvaffakiyetle avdet ederim de o vakit bir tane husul bulur. Yoksa güzelim bana hakikati söylemedi de avdetim de birdenbire şaşırtacak mı? Of, bir bilseniz ne kadar göreceğim geldi. Ya Rabbi, bu harp ne kadar sürecek? Fakat ne olursa olsun çok durmam, gelirim. Müsaade buyurun da bütün heyecanlı kalbimle, iştiyakla güzel yanaklarından, dudaklarından öpeyim de
keskin istiyaka kavuşayım. Savaş sona ermiş ve Osmanlı ile birlikte Enver Paşa da dağılmıştı. İngilizlerin savaşı kazanması Enver Paşa'nın ölümü demekti. Aslında vazgeçmedi. Vatan sevgisi onda tarif edilemezdi fakat gitmek de gerekliydi. Vatanın kurtuluşu için önce Almanlar ikna edilecek ve Türkistan'dan topladığı büyük ordusuyla İngilizleri Anadolu'yu mezar edecekti. Ama içindeki ukdesi yine de göz bebeği Naciye Sultan oldu. Naciye Sultan İngilizlerin Osmanlı hanedan mensuplarına uyguladığı baskıdan nasibini almış ve işgal altındaki İstanbul'da kilitli kalmıştı. Yazdığı mektubunda ise "Kıymetli Enverciğim, doktorlar hastadır diye rapor verdikleri halde bu hain İngilizler bana izin vermiyor. Beni ölüme mahkum ediyor. Enver, bütün bu hareketleri yaptıran o amcam olacak hain adamdır. Fakat olsun, ben müteessir değilim. Senin varlığın bana bütün acılarımı unutturuyor. Senin selametin, afiyetin için her an Allah'ıma yalvarıyorum. Sevgili Enver, mini mini yavrularını görsen ne kadar seveceksin. Hele Mahpeyker, o bekbah çocuk anneciğim babam nerede diye resmini öpüyor. Eğer sana getirirsem hiç yaramazlık etmeyeceğini bana yalvararak söylüyor. Enver, böyle damla damla can acısı çekmektense ölmeyi bu menfur, riyakar insanlardan kurtulmak için 1000 kere tercih ederim. Fakat hayır Enver, ben ölmek istemiyorum. Seninle bu acı günlerimizden intikam alarak uzun senelerce bahtiyar yaşayacağız değil mi Enver'im? Hiç ama hiçbir şey istenildiği gibi gitmedi. Almanlar tarihin en büyük bunalımlarından birini yaşıyordu. Orta Asya'ya giden Enver Paşa bir nebze umutlansa da kurduğu dağınık ve tecrübesiz ordu ümitlerini söndürmekteydi. Katil suretle asla bir kaçma isteği yoktu. Hayali önce vatanını kurtarmak sonra Naciye'ye kavuşmaktı. Hiçbir olmazsa da şerefiyle toprağa gömülecek, üzerinden 100 yıl geçse de saygıyla yad edilecekti. Biricik aşkı Naciye Sultan'a yazdığı son mektubu ise şehit oluşundan yalnızca 10 gün önceydi. Naciyeciğim, sevgili sultanım, Cici Efendiciğim, bugün pek sıkıntılı bir hava, tuhaf bir sis. Güneş görünmüyor. Düşmandan bir hareket yok fakat henüz sabahtır. Hastalarımı geri gönderdim ve Afgan emirinin askerlerinin çekilmesinin iyi olmadığını ve Bolşeviklere emniyet caiz olmayacağını bildirdim. Ve hiç olmazsa eczai, tıbbiye ve sair malzemelerinin iadesini istedim. Bakalım ne olacak? Bir de Hacı Sami ve diğer arkadaşlarımın da bu tarafa geçmesine müsaade olunmasını talep ettim. İşte efendiciğim, hemen şu satırları yazarak mektubumu kapatıyorum ve içine her gün sana topladığım, buranın yabani çiçeklerinden mağada kaç gecedir altında yattığım kara ağaçtan kopardığım ufak bir dalı ilave ediyorum. Seni öper, sever, kucaklar, bu mevcudiyeti maddiyetimde aşk ve hasretinle sarılarak. Hüdanın birliğine yavrularımla beraber emanet ederim. Ruhum efendiciğim, kara ağacı çakımla ismini kazıdım. Enver'im.